Ekranda kan akademinin açı ve doğru ispatları örneklerinden birini görüyorsunuz. Bugün bu örneği kullanarak açı ve doğru ispatları konusunda biraz alıştırma yapmak istiyorum. İşin ilginç olan tarafı ise ispat için öteleme ve dönüşümlerin kullanılacak olması. İsterseniz hadi önce bir soruyu okuyalım. AB doğrusu ve DE doğrusu paralel doğrulardır. Evet. Bir öteleme yaparak yöndeş açıların her zaman eşit olduklarını kanıtlayın ve yaptığınız ispatı açıklayan seçeneği seçin demişler. Şekle de hemen bir göz atalım. Hmm, evet. Bir öteleme yaparak yöndeş açıların her zaman eşit olduklarını ispatlayın ve yaptığınız ispatı açıklayan seçeneği seçin demişler. Şekilde iki tane yöndeş açı var. Buradaki açı fi ve buradaki de teta ile gösterilmiş ve bunlar az önce de söylediğim gibi yöndeş açılar. FB bir kesen ve soruda AB ile diğer doğruyu, diğer doğruyu nasıl adlandırmışlardı? DE mi? Evet, DE demişler. AB ile DE paralel doğrularmış. Bu iki açının ölçülerinin eşit olduğunu ispatlamak istiyoruz. Bunu yapmanın birkaç değişik geometrik yolu var ve bunları diğer Kan Akademi videolarından hatırlayacaksınız. Bu soruda ise bizden ispatı öteleme kullanarak yapmamızı istiyorlar. Şurada öteleme butonuna basarsam, evet bir bakalım, gördüğünüz gibi... Buradaki dört noktanın yerini istediğimiz şekilde değiştirebiliyor. Yani bu noktaları istediğimiz yere öteleyebiliyoruz. Şu an faremin üzerinde olduğu nokta D noktası D noktasını aldım ve bakın bu şekilde öteliyorum. D'yi eğer B'ye ötelersem öteleme sonucu açı ölçüsünün değişmediğini görüyorum. Kısacası bu ötelemeyi yaptığımda teta ya da CDF açısı şu şekilde öteliyorum ve B noktasına geldiğimizde teta'nın ölçüsünün fi'nin ölçüsüne eşit olduğunu görüyorsunuz değil mi? Evet bu ispatı isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. D noktasını B noktasına ötelediğimizde CDF açısını da ABD açısına ötelemiş oluyoruz. Ve böylece de bu iki açının ölçülerinin eşit olduğunu ispatlamış oluyor ya da açıların ölçülerinin eşit olduğu konusunda bir ipucu elde etmiş oluyoruz. Şimdi de bu yaptığımızı açıklayan seçenek hangisi? Hadi ona bir göz atalım. F noktasını D noktasına ötelediğimizde, F noktasını D'ye ötelediğimizde F'yi D'ye diyorlar ama biz F noktasını D noktasına ötelemedik, değil mi? Sanırım doğru seçenek bu değil ama yine de hadi devam edelim. DB doğru parçasının orta dikmesi olan yeni bir doğru elde ediyoruz. DB doğru parçasının orta dikmesi olan yeni bir doğru. Evet biz kesinlikle böyle bir şey yapmadık, değil mi? Onun için sıradaki seçeneğe geçiyorum. Ötelenmiş bir doğrunun görüntüsü orijinal doğruya paralel olacağı için evet doğru bir yaklaşım. D noktasını B noktasına ötelediğimizde aynen bizim yaptığımız gibi CDF açısını da ABD açısına ötelemiş oluruz. Bingo. Az önce biz de CDF açısını ABD açısı üzerine öteledik. Öteleme açı ölçülerini değiştirmeyeceği için de teta fiye eşittir dedik. İşte bu. Son seçenekte D noktasını E noktasına ötelediğimizde diye başlıyor ama biz böyle bir şey de yapmadık. Bakın az önce D noktasını alıp da E noktasına öteledim mi hiç? Hayır zaten bu öteleme bana yardımcı da olmazdı. Yine de okumaya devam edelim. Bir paralel kenar elde ederiz. Evet doğru eğer D noktasını E noktasına ötelersem gördüğünüz gibi bir paralel kenar elde ederim. Ama bu teta'nın fi'ye eşit olduğunu Ispatlamak için bana yardımcı olmaz. Bu seçenek doğru değil. Doğru olan seçenekse ortadaki seçenek. Evet, buna benzeyen bir soru daha yapalım mı? Hadi yapalım. AOB doğrusu ve bir bakalım AOB doğrusu bu arada bu doğruyu AB doğrusu olarak da tanımlayabilirlerdi ama sanırım O noktasının bu doğru üzerinde olduğunu yani AO ve B noktalarının doğrusal olduğunu vurgulamak için böyle yapmışlar. Evet COD doğrusu kesişen doğrulardır. Tamam aşağıdakilerden hangisi ters açıların her zaman eşit olduklarını ispatlar? ters açılar. Ekranda da gördüğünüz gibi birbirine bakan açılar diyebiliriz ve bu örnekte ters açıların AOC ile DOB açılarının ve ölçülerinin de yani teta ve fi'nin eşit olduklarını ispatlamamız gerekiyor. Şimdi seçeneklere bakalım bence. İlk seçenekte OA doğru parçası OD doğru parçasına benzerdir demişler. Hmm, anladığım kadarıyla bu doğru parçalarının karşılıklı olarak orantılı olduklarından bahsediyor ve böylece üçgenlerin benzer olduğu sonucuna ulaşıyor. Ama elimizde bu doğru parçalarının karşılıklı olarak orantılı olduklarına dair bir veri yok. Yani bize böyle bir bilgi verilmedi. Bunun için de seçeneğin devamını okumayacağım. D'nin O'ya olan uzaklığı ne kadardır? Bu uzaklık A'nın O'ya olan uzaklığına eşit midir veya hangi orandadır? Bu oran bahsi geçen diğer iki doğru parçasının oranına eşit midir? Bunları bilmediğimiz için bu seçeneği eliyorum. İsterseniz okumaya devam edebiliriz ama bu seçenek bize soruda verilmeyen bir bilgi içerdiği için doğru değil. İkinci seçenekle devam edelim bence. O A ve O C ışınları O noktası etrafında 180 derece döndürülürse sırasıyla O B ve O D üzerine geleceklerdir. İki doğru parçası aynı açıyla ve aynı yönde döndürüldüğünde aralarındaki açı da değişmeyeceği için fi teta'ya eşit olmalıdır. Çok ilginç bir yaklaşım. Bir kere daha yavaş yavaş okuyacağım. OA ve OC ışınları O noktası etrafında 180 derece döndürülürse bir bakalım. OA ışınını alıp 180 derece döndürürsek şu şekilde OB ışını üzerine gelir evet doğru. OA OB'nin üzerine gelir. OC ışınını 180 derece döndürdüğümüzde de OD ışınının üzerine gelir. Bu seçeneğin ilk kısmı doğruymuş. OA ve OC ışınları O noktası etrafında 180 derece döndürülürse sırasıyla OB ve OD üzerine geleceklerdir. Bu arada sorularda sırasıyla ifadesini gördüğünüzde bunun aynı sırayla anlamına geldiğini bilmelisiniz. Kısacası O OA, OB üzerinde, OC, OD üzerinde demek istiyorlar. Bir kere daha tekrar edeceğim. OA ışınını 180 derece döndürdüğümüzde OB üzerine, OC 180 derece döndürüldüğünde ise OD ışınının üzerine geliyor. Harika. Devam ediyorum. İki doğru parçası aynı açı ile ve aynı yönde döndürüldüğünde aralarındaki açı da değişmeyeceği için evet bu da doğru bir ifade aralarındaki açı değişmez. Bu iki ışını 180 derece döndürdüğümüzde OB ve OD üzerine gelirler. AOC açısı da BOD açısı üzerine gelir ve ölçüleri de aynı olacağı için fi teta'ya eşit olur. Bu seçenek doğruya benziyor. Sonuncu seçenekte ise döndürmeler uzunluk ve açıları değiştirmezler. A, B, C, D'ye benzer olduğu için de bir saniye AB'nin CD'ye benzer olduğunu bilmiyoruz ki hatta bunun ne anlama geldiği ile ilgili bile bir fikrim yok aslında bu iki noktanın birbirinden ne kadar uzak olduğunu bilmiyoruz. Bu seçeneğin doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun için de doğru olan seçenek bence ikinci seçenek. Biraz görselleştirme gerekiyor ama eğer AOC açısını ya da açıyı oluşturan ışınları alıp 180 derece döndürerek BOD açısını elde edersek böylece bu ışınlar arasında kalan açıların ölçüleri de değişmez. Evet, ikinci seçenek kesinlikle doğru.